Barış, sendeyiz. Evet. Şimdi tabii yani hem seçim takvimi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme tartışmaları hem de YSK. Şimdi bu defalarca tartışıldı, defalarca konuşuldu. Ben de Şaban'la aynı fikirdeyim. Ben de aynısını söylüyorum. Erdoğan aslında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan bu seçimde aday olamaz. Aday olmasının tek bir koşulu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak, 360 milletvekili erken seçim kararı alacak. Ancak o zaman Erdoğan erken seçim kararı alınırsa aday olabilir. Niye? Çünkü anayasanın ilgili maddesi diyor ki Cumhurbaşkanı iki kez, bir cumhurbaşkanı bir kişi en fazla iki kez seçilir. 2014'te seçildi, 2018'de de seçildi. Bu anayasa yapılırken bizzat ben anayasa komisyonunda oradaki ilgili arkadaşlara şunu söyledim. Bakın dedim, siz bu anayasayı yapıyorsunuz. İsim de dedim vermiyorum. X şahıs geldi, 2018'de seçildi. 2023'te bir daha seçildi. 2023'ün sonuna giderken meclisteki aritmetiği buldu. 360 milletvekiliyle erken seçime gitti. Bir daha girebilir mi, aday olabilir mi? Olur. E peki kaç kere girmiş oluyor? 3 kere. E peki kardeşim, o zaman oturan X şahıs, herhangi bir kişi, bu Kemal Bey de olabilir. Her seçim sonrası süresi biterken bul 360'ı, gel yap 4 dönem, 5 dönem, 10 dönem, 20 dönem cumhurbaşkanı olur. Sınırsız bir şekilde. Şimdi bak, Obama geçen ne dedi? Seçimlere girseydim kazanırdım dedi. Ama Amerika'da bir kural var dedi ve bu kurala göre de ben iki kereden fazla aday olamıyorum dedi. Anayasa böyle yapılır. Ama bu arkadaşlarımız ellerine tutuşturulan bu kağıtları ne doğru düzgün okuyabildiler ne anlayabildiler ve ortaya şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaçıncı cumhurbaşkanı olduğunu bile söyleyemeyen bir fotoğraf koydular. Evet. Günlerdir YSK'nın o belgesi tartışılıyor. Bir de o var. Sayın Cumhurbaşkanı 12. Cumhurbaşkanı mı, 13. Cumhurbaşkanı mı? Her şeyleri tiril tiril dökülüyor. Barış, önce tel 13 tel dökülüyor. Önce 13 dediler, sonra 12 dediler. Sonra 13'ü iptal ederek yeni bir şey mazbata çıkardılar. Sonra yeni mazbata çıkarttılar. İşte bu. Şu onu iptal edilen mazbata. Getirecektim de uçakta 13'ü kaldırdılar. Koşa koşa geldiğim için. Yakın çekim girelim ona. Ya böyle, şimdi ülke böyle yönetilir mi ya? Akıl var, mantık var ya. Cumhurbaşkanının daha kaçıncı cumhurbaşkanı olduğuna karar veremeyen bir YSK'dan ve bir yönetimden bahsediyoruz. Bakın, daha kaçıncı cumhurbaşkanı ve seçilecek cumhurbaşkanımız, mesela Kemal Bey diyelim, seçildi Mayıs'ta, seçim yapıldı. Kemal Bey'in kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu konusunda YSK'nın ne diyeceğini ben merak ediyorum. Yani, bir, Erdoğan'ın aday olma şansı çok net. Açıkça ifade ediyorum. Meclis 360 olursa durumu. Evet. Aday olur. Erken seçim olur. Adı da erken seçimdir. Erdoğan'ın o zaman önünde bir engel yok. Niye? Çünkü anayasada boşluk var. Aynen o zaman da anlattım bunu. O dönem katıldığım televizyon programlarında da anlattım. Bu anayasa Türkiye'ye dar gelir. Bu gömlek Türkiye'ye dar gelir. Bu elbise hiç kimsenin üstüne oturmayacak dedim. Aynen bu sözlerle Şaban'ın yönettiği Halk TV'de, Halk Televizyonu'nda defalarca anlattım. Şimdi Gürkan, Sayın Erdoğan diyor ki ben seçimi 14 Mayıs'ta yapacağım. Ya neye göre yapacaksın mesela seçimi 14 Mayıs'ta? Ben diyor karar alacağım. Doğru, karar alma yetkisi var. Karar alırsa yine aday olamaz. Çünkü üçüncü kez aday oluyor. Anayasaya şu geçici madde konulsaydı, denilseydi ki bu anayasa 17 Nisan ya da özür dilerim 16 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Bundan sonra seçilecek cumhurbaşkanı da ilk kez seçilecektir diye bir ibare evet. konulsaydı bunu söyledik o zaman. Evet. Ama bunu koysalardı ne yaparlardı? O zaman cumhurbaşkanı bu sistem değişikliğinden sonra birinci kez seçilmiş olurdu. Birinci kez seçildiği için de bugün Erdoğan'ın adaylığının önünde herhangi bir tartışma olmazdı. Ama ne yazık ki hem Mustafa Şentop hem AK Parti milletvekilleri selin önünden kütük kapar gibi öyle bir aceleyle bu anayasayı oylattılar ki o utanç manzaralarının tamamının videosunu ben çektim. O zaman tüm gazetecilere de yolladım. Şaban buna şahittir. Yayınladık. Halk TV'de hepsinde sabah 4'lere kadar AK Parti milletvekilleri
anayasa değişikliğiyle ilgili biliyorsunuz kırmızı ve yeşil puldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet hayır maddelerini atıyorlardı. Geldiler evet. O oy kullanılan, oy atılan sandığın önünde zarflarını açtılar ve oradaki parti komiserine hangi oyu kullandıklarını yani evet oyunu kullandıklarını gösterdiler. O anayasa zaten kadüktü. İptal pulunu da ve biz bunlarla bu AK Partili arkadaşlara yemekte, asansörde, uçakta ya da yan odalarında sorduğumuzda ya arkadaş buna niye evet veriyorsunuz? Niye zarflarınızı açıp gösteriyorsunuz dediğimizde ne yapalım? Yukarıdan öyle istiyorlar dediler. Hepsini isim isim sayabilirim. Hepsinin videosunu ben çektim, ben yayınladım, ben dağıttım medyaya. Hani gizli saklı bir şey değil. Tweet hesabımda da yayınladım. Bilmeyenler için söylerim. Barış o zaman milletvekili. Evet o zaman milletvekiliydim. Genel kuruldaydım. Bu hukuksuzluğu tamamen kayıt altına aldım. YouTube'a girerse insanlar görürler. Yani anayasa en baştan zaten bu şekilde yapıldı. Şimdi günümüze geldiğimizde Erdoğan karar alabilir, Türkiye'yi seçime götürebilir fakat aday olamaz. Aday olamaz. Çünkü üçüncü kez aday olmuş oluyor. Tek bir koşulda aday olabilir. Nasıl mesela HDP'ye gittiler türban için, türban yasası için. HDP'ye giderler, CHP'ye giderler, MHP'ye giderler. İyi Parti'ye giderler, diğer partilere giderler. Derler ki gelin arkadaş biz seçime gidelim. Orada da anayasadaki değişiklik için meclis toplanır bir günde tek maddeyle. O tek maddede de hem seçim kararı alınır hem başka sıkıntılar varsa onlar yerli yerine oturtulur. 400'ün üzerinde de bu anayasa değişikliği yapılır. Ama şimdi ben Kemal Bey'i de anlıyorum. Bak Kemal Bey aslında durum tespiti yapıyor. Çünkü YSK başkanının hukuk sicili ortada. Daha geçen ay aynı YSK başkanı Ekrem İmamoğlu aday olup kazansa da mazbatasını vermeyiz dedi. Ama aynı seçim kurulu başkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar başvurup başvurmayacağını bilmiyorum. YSK başkanı Fuat yani, Uğur, ben söyledim. Belki aday olmayabilir dedi. Aday evet, olmayabilir dedi. Aday olup olmayacağı YSK belli değil YSK başkanının dedi. İstifa etmesi geçen gerektiğini hafta söylüyor. Belki evet, aday olmayabilir. Belli eleştirdik. Ben YSK başkanının yani YSK başkanının yani ve dolayısıyla çok eleştirilmesi gereken bir konu. Ben katılıyorum yaptı. Sana. Katılıyorum. Yani sana. Oyunu açık ettiği için. Evet. Oyunu açık ettiği için, oyunu açıkladığı için, taraf olduğu için istifa etmesi gerekiyor. Yani Erdoğan lehine konuşan bir YSK başkanı yok aslında. Çünkü bakın Kemal Bey'in verdiği örnek ne? Ya bu YSK, bu YSK Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği seçimde 3 oyun, ikisini iptal etti, birini geçerli saydı. Ya arkadaş aynı zarfın içindeki oyların ikisinin geçersiz olduğuna, birinin geçerli olduğuna sen nasıl karar verdin? Ya hepsini iptal et ya da hiçbirini iptal etme. Kemal Bey'inki bir teslimiyet değil. Kemal Bey, ben bugün yakın çevresiyle de konuştum. İnternete girdim, baktım. Sabahleyin Almanya uçağına binerken dönerken bu açıklamayı görünce uçaktan iner inmez Kemal Bey'in yakın arkadaşlarını, yakın kurmaylarını aradım. Dedikleri şu: biz zaten Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmeyeceğimizi söyledik diyorlar. Hatta Gürkan seninle KRT'de yaptığımız programda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bundan tam 2 sene önce neredeyse biz Erdoğan'ın yeniden bir mağdur pozisyonuna girmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz dedi. Bugün de Kemal Bey'e yakın kurmaylar, konuştum şu anda da programı izliyorlar, yazıyorlar bir yandan da. Söyledikleri şey şu: bu YSK'dan Erdoğan'ın aday olamaz kararının çıkmayacağı çok açık. Sayın Genel Başkan, yani Sayın Kılıçdaroğlu, bunu tartıştırtmak yerine, Erdoğan'a bir koz vermek yerine, memleketin gerçek meselelerinin konuşulmasını ve bu meselenin diğer meselelerin üstünü örtmesini istemiyor dediler. O yüzden ben de dedim ki ama kamuoyunda çok tartışılıyor. Ben hani 2-3 gündür Almanya'daydım. Buradaki tartışmalara çok katılamadım. Kemal Bey de bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde yer almış bu açıklamayla. Muhalefetin genel eğiliminin de Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir tartışma yürütme yanlısı olmadığını gördüm. Son söz Fuat Uğur'a, bir noktada katılıyorum. Bu meselenin YSK'da çözülmesi gerekiyor. Bakın YSK'da. Güvensek de güvenmesek de, beğensek de beğenmesek de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyu YSK'ya götürmeyeceği çok açık. İyi Parti'nin de götürmeyeceği çok açık. İyi Parti'de eleştiriyor ama. Götürebilir. Belki Memleket Partisi,
Zafer Partisi, ne bileyim Türkiye İşçi Partisi götürebilir. Bu partiler YSK'dan bir sonuç çıktığında olabilir derse ülke rahatlar, olamaz derse de ülke rahatlar. Çünkü YSK kararları denetime tabi değil. Yani o karar, orası karar verdiğinde onu bozacak bir üst mahkeme yok. O yüzden ya da üst bir kurum yok, kurul yok. Bu meselenin de bir an önce hallolması gerekiyor. Fakat şunu da söyleyelim. AKP'nin MHP tarafından kendisine teslim edilen, dikte edilen ve bugün ortaya koyduğu bu anayasanın nasıl yapıldığı ve AKP'nin ülkeyi aslında nasıl yönettiği bugün yaptığımız tartışmalardan da ortaya çıkıyor. Yani böyle çala kalem üst üste konulan bir anayasa, hiçbir belirli ifade yok, hiçbir genel çerçeve yok. Elinde tutan elinde kalıyor. Yarın Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu anayasa maddesi değişmezse Kemal Bey 5 dönem Cumhurbaşkanı adayı olabilir, 5 dönemde seçilebilir. Peki.